Ahmet Kekeç, Kobanici Canan neden FETÖ'den rahatsız değil? İfade, Kobanici Canan ifadesi Perinçek grubunun gazetesine aittir. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun PKK muhibbi olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Böyle midir? Canan Hanım buna bir cevap bulacaktır elbette. Kobani'de DAEŞ'a karşı yürütüldüğü söylenen mücadele demek ki vaktiyle Canan Hanım'ı da heyecanlandırmış kimler heyecanlanmamıştı ki? Devrimin ayak sesleri Kobani'den doğru Türkiye'yi de içine alacak biçimde tüm bölgeye yayılacak. Özgür kantonluklar Amerikan bayraklı devrimcilerin gözetiminde bağımsız PKK devletine dönüştürülecekti. Bu arada saray maray kalmayacaktı. Erdoğan da ait olduğu yere postalanacaktı. Ne güzel rüya. Kobani'de cani deaşı püskürtenler Rakka'da ne yaptılar peki? Ne yapacaklar? Cani DH'la anlaştılar. Daha doğrusu Cani DH'a yol verdiler, militanlarını sağ salim tahliye edilmesini sağladılar. Muhtemelen devrimci, muhtemelen anti-emperyalist Canan Hanım, emperyalist Amerika'nın gözetiminde yürütülen bu tahliye işlemini nasıl karşıladı? DH'a yol verilmiş olmasını devrimci ruhunda nasıl telif etti? Bunları bilmiyoruz. Bildiğimiz şu, Canan Hanım, bir hekim ve anne olarak bugüne kadar terörü ve terör örgütlerini hep lanetlemiş. Kendi ifadesi. DAEŞ'i lanetlediğini biliyoruz. PKK'ya karşı bir sözü olmuş mu bugüne kadar? PKK'nın patlattığı bombaları lanetlemiş mi? PKK'dan neşet etmiş ve emperyalist Amerika'nın yolladığı 4 pin tır dolusu silahla bölgede terör kuşağı oluşturan, üstelik sağda solda Amerikan bayrağı dalgalandıran PYD-YPG ile ilgili bir itiraz cümlesi kurmuş mu? DAEŞ-KPG hakkında ne düşünüyor? Bilmiyoruz. Çünkü Canan Hanım'ın terör örgütleri listesinde bu örgütler bulunmuyor. Kobanici Canan Hanım aynı zamanda bir Mustafa Kemal'i karşıtı. Olabilir. Daha doğrusu bunu nakısa ya da suç saymamak lazım. Mustafa Kemal'i sevmek onun doğrularını temellük etmek zorunda değil. Fakat CHP'de iş tutan bazı endişeli modernler bu durumdan oldukça endişeli. Dün CHP yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalında durumu masaya yatıran bir muhavere izledim. İki kişi oturmuş Canan Hanım'ın Mustafa Kemal'in askerleri sloganını beğenmiyorum militarizm kokuyor sözünü eleştiriyor. Oysa CHP kendilerini Mustafa Kemal'in askerleri gören yığınların partisiymiş. Bu slogandan rahatsız olmak da nereden icap etmiş. Canan Hanım ne yapmaya çalışıyormuş vesaire. Mustafa Kemal'in askerleriyle Canan Hanım arasındaki münakaşaya duhul edecek halimiz yok. Çözsünler meselelerini. Daha doğrusu ne halleri varsa görsünler. Beni daha çok Kobanici Canan'ın FETÖ karşısındaki soğukkanlılığı ve tavırsızlığı ilgilendiriyor. Darbe gecesi şöyle bir paylaşımda bulunmuştu. Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir? İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin. Sen FETÖ'nün darbe girişimini görme, 250 insanımızın katledilmesi karşısında kılını kıpırdatma, meclisin bombalanmasını sorun yapma, sonra kalk tekbire laf et ve Allah'ınız diyerek kendi münkir pozisyonun üzerinden insanlara darbeyi bastıranlara laf yolla. Hazır konu açılmışken soralım hanımefendiye, kim boğaz kesti, kaç kişinin boğazı kesildi, köprüde ne oldu?'' isim ve vaka istiyorum. FETÖ iddianamelerine baksaydı köprüde 36 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 34'ünün sivil vatandaş, ikisinin güvenlik görevlisi olduğunu, ölenler arasında bir tek darbecinin bile bulunmadığını görecekti. Darbeyi bastıranlara inanmadığı, Allah adına bela okuyan Canan Hanım neden bugüne kadar FETÖ hakkında şöyle oturaklı bir telin cümlesi kurmadı? Bunu da hususen cevaplamasını istiyoruz. Ahmet Kekeç Star